أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربم bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. Son nefesimize kadar bizleri istikamet üzere daim eylesin.
dinine hizmet noktasında, Kur'an'ına hizmet noktasında son nefesimize kadar samimi ve ihlaslı bir şekilde bu hizmetten şereflenmeyi her birimize nasip eylesin. Bizden sonra da çocuklarımıza nasip eylesin. Her toplantıda muhtelif kardeşlerimiz gelmiş oluyor. Muhtelif kardeşlerimizin gelmiş olması ayrı bir renk, ayrı bir güzellik katıyor bize. Bugünkü bir araya gelişimizde de Suriye'de, Somali'de, bilhassa Suriye sınırındaki mülteci kardeşlerimize uzun süredir hizmet veren Darül Eytam'ın vakıf başkanı Sedat Çebi abimiz, yavrusu Cüneyt'le beraber de bir görüşme için gelmişlerdi ikinden sonra. Onlar da Allah razı olsun aramızdalar. Yine Ahmet abimizin Suudi Arabistan'dan üniversitede bir profesör yakını dostuyla beraber gelmiş oldu. Ben aramıza katılan yeni genç kardeşlerimiz de var. Hepinize hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum. Bu arada sohbetimin başında şunu da ifade edeyim. Biz Ramazan'da Engin Çakır kardeşimiz, Erdal kardeşimiz, Yasin kardeşimiz, Seyfullah kardeşimiz, bunlar yetimlerle ilgili bir komisyon oluşturduk. Suriye'deki garibanlarla, mültecilerle ilgili bir komisyon oluşturduk. Bir miktar para, yardım temin etmek suretiyle Ramazan-ı Şerif'in içerisinde 600 aileye erzak gönderdik Suriye içerisinde. Bir de bizim sınırlarımızın içerisinde de yine erzak dağıtımı gerçekleşti. Oradaki kardeşlerimizin durumunun ciddi olduğunu görünce arkadaşlarımız Ramazan'dan sonra hemen yine gitmek istediler. Biz de dedik ki bu işin sonu gelmez, biraz daha yavaş yavaş olsun. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde de bir hazırlık daha yaptılar. Yapıyorlar daha doğrusu. İnşallah Suriye'deki kardeşlerimize yine erzak takdimi olacak. Kendileri de vakıftaki Sedat abilerle gitmiş olacaklar. Kendi elleriyle beraber teslim edecekler. Ayrıca bizim de vakıf olarak böylece Suriye'deki muhtaç olan ailelere, yetimlere, dullara olan yardımımız biraz daha düzenli bir şekilde bu kardeşlerimize beraber gerçekleşmiş oluyor. Bundan sonra ara ara periyotlarla da bu inşallah yapılmış olacak. Bugün yapmış olduğumuz toplantıda da Somali'de yetim sayısı çok fazla. Oradaki durumun Suriye'den çok daha farklı olduğunu, daha fazla ihtiyaç sahibinin olduğunu yerinde giderek görmüşlerdir. Ve dolayısıyla orada da iki türlü hizmet yürütmektedirler. Bir yetimlerle ilgili hizmeti yürütüyorlar, bir de kurban hizmeti yürütüyorlar. Yetim olarak üstlendikleri yetimin senelik üstleniyorlar. Bir yetimin bir aydaki ödemesi $20 olarak ayarlama yaptılar. 3 ayda bir gidip kendi elleriyle beraber teslim ediyorlar. Dolayısıyla biz de ilk Seç Vakfı olarak bu yetim kervanına da katılmak istiyoruz. Kardeşlerimizden, dostlarımızdan, mütevellideki kardeşlerimizden ben de bu yetim kervanına katılmak istiyorum diyen kardeşlerimiz yetim heyeti vardır. Bu işi takip eden Erdal kardeşimiz, Engin Çakır kardeşimiz, Yasin kardeşimiz bu şekilde eğer bilgi akışı sağlanırsa bir kardeşimiz 11 tane aldı. Bir kardeşimiz de yine 11 tane yetim üstlendi. Yani 3 ayda bir ödeme yapılmış olacak. Kardeşlerimiz gidiyorlar, kendi elleriyle teslim ediyorlar. Böyle bir hizmet kervanına katılmış olmak da bizim için bir şeref olur. Vakfımızın yetimlerle ilgili düzenli olarak başlamış olduğu bir hizmet kervanı olmuş olacak. İnşallah bu önümüzdeki Kurban Bayramı'nda zaten kardeşlerimiz Somali'ye gidecekler hem kurban kesmek için. Oraya giderken de yetimlerle ilgili de hazırlıklarını yapıp götürmüş olacaklar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ene ve kafilul yetimi kehateyni fil cenne. Ben bir de yetimi tekeffül eden kişi cennette böyle omuz omuza yan yana olacağız demek suretiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin derecesi cennette en yüksek derece odur.
Demek ki yetime sahip çıkan insan cennette en yüksek dereceye ulaşabilecek demektir. Bu vesileyle biz vakıf olarak yetimlere de el uzatmak istiyoruz. Onlara yardımcı olmak istiyoruz. Kur'an hizmetleri elhamdülillah ülkemizde Kur'an hizmetleri noktasında marka haline geldik. İlk Seç Vakfı olarak. Geçen de bizim camimizde Musaflar İnceleme Kurulu Başkanı Osman Şahin Hoca Efendi, eski Fatih İmamı, heyetle beraber geldiler. İstanbul'da din görevlileri arasında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yaptılar bizim camide. Bizim talebeler de dinlediler tabii. Talebeler de dinledikten sonra dediler ki siz de okuyun bakalım Kur'an-ı Kerim, sizi de dinleyelim. Aşağı yukarı 10-11 tane öğrenci de bizim öğrencilerden Kur'an-ı Kerim okudular. Birçok kardeşimiz, dinleyenlerden birçok kardeşimiz, Kur'an-ı Kerim okuyan yavrularımızın çok kaliteli olduğunu, işten anlayanları çok kaliteli olduğunu ifade etmeleri bizi sevindirdi. Bir başka daha önceki, yani bir ay içerisinde öğrencilerimizden kendi arasında güzel Kur'an okuma yarışması tertip edildi. Dışarıdan heyet getirildi. Kur'an'dan anlayan heyet getirildi. O heyetin verdiği rapor da çok hoş bir rapordu. Kur'an-ı Kerim'de talim, tecvid, tasih-i huruf dediğimiz noktalarda 75 üzerinden bu kısma not veriyoruz dediler. Bu okuyan öğrencilerden 75'ten not kıramadık dediler. Yani her birisi bu noktada kamil ve olgun bir şekilde okudular dediler. Hayranlıklarını ifade ettiler. Bu itibarla yani beraber yürüdüğümüz bu yolda Kur'an ezberleyen hafızlarımızın sıradan değil de Kur'an'ı aslına ve ruhuna uygun bir şekilde öğrendikleri, okudukları, yarın imam oldukları zaman arkasında rahatlıkla namaz kılınabilecek, hizmet ettiği zaman doğru öğretebilecek kaliteyi yakalamış olduk. Bazen kurslarımıza bir başka kursta okumuş, yarım bırakmış öğrenciler geliyor. Orada yapamamıştır. Bize geliyor. Bize geldiğinde biz diyoruz ki keşke hiç yapmasaydı, sıfırdan gelseydi daha iyi olacaktı. Çünkü bozuk olanı düzeltmek çok zor. Bidayette yapıyorsanız sağlam yapabilirsiniz ama bozuk olarak yapanı düzeltmek çok zordur. Bundan dolayı elhamdülillah Kur'an'a hizmet noktasında böyle güzel bir noktaya geldik. Hafızlık icazet merasiminde Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bu bölümün, Kur'an hizmetlerine bakan bölümün daire başkanı da katıldı. Gerçekten çok mutlu oldu. Bizi yeni yeni tanıyor. Çok mutlu oldu, çok memnun oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda şimdiye kadar rüyasını göremediğimiz şöyle güzel bir hizmet kervanı açtılar. Hafızlığını bitirdikten sonra Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamak programı diye Arapça okumalarına izin sağlayan, imkan sağlayan bir pilot uygulaması başlattılar. Bizim burası da o pilot uygulamasını yapan kurumlardan birisidir. Bunu Türkiye'de çok fazla yerde yapamadılar. İstanbul'da kız kurslarında, erkek kurslarında birkaç yerde yaptılar. İstanbul'un dışında kaç yerde var bilmiyorum ama Türkiye'de bu Kur'an-ı Kerim'i anlama kursu olarak, pilot bölge olarak seçtikleri içerisinde bu işi en güzel yapan, en kaliteli yapan bizim kurum oldu. Nasip olursa yarın bizden bir heyet Ankara'ya gidecek. Bu konuyla ilgili çalıştay oluşturacaklar. Bu işi daha güzel nasıl yapabiliriz diye bir çalıştay oluşturacaklar. İcazet merasiminde daire başkanı bana bu program bir sene olarak başladık. Bunu 4 seneye çıkarmaya çalışıyoruz dedi. Tabii Kur'an kursunda eğitim yapan kardeşlerimiz bilirler. Eğer Kur'an kursunda hafızlık artı 4 yıl Arapça Diyanet'in resmi hizmeti olarak gerçekleşirse bizim gibi çalışan insanlar için altın tarih oluşur demektir. Çok mükemmel bir şey oluşur. Zaten biz de üniversiteyi bitirince kadar çocuğu elimizde tutuyoruz. Ama biz bu müesseseyi, burasını Diyanet'e bağlı olarak değil de Milli Eğitim Yurdu olarak devam ettiriyoruz. Çünkü Diyanet'in Arapça programı yok.
Biz üniversiteye devam eden öğrencilerimize yurt olarak burasını bulundurduğumuzdan dolayı Milli Eğitim'le burada çalışıyoruz. Kurslarımızda Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışıyoruz. Ancak başkanlıktaki bu fikir eğer tahakkuk ederse, gerçekleşirse, inşallah gerçekleşir. O zaman Kur'an kursları olarak bizim gibi çalışan insanlar, kurumlar gerçekten altın tarihlerini yaşamış olacaklar. Bunu çok fazla kurum da yapamaz çünkü hoca bulmak zordur, bunları sevku idare etmek zordur, maddi imkanlarını temin etmek kolay değildir. Ama Allah'ın izniyle bu konuda siz dostlarımızla girdiğimiz bu yolculukta bugüne kadar geldik. Bundan sonra da inşallah daha güzel bir şekilde gideriz. Hele Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şemsiyesi altında olunca daha da rahat olur. Sonuç olarak şu çıkacak karşımıza kıymetli dostlar. Bugün İmam Hatipler çoğalıyor. Çoğaldı. İlahiyetler çoğaldı. Bunlara bir taraftan seviniyoruz ama bir taraftan da layık, liyakatli öğretmenler olmayınca imam olsun, hatip olsun, dindar olsun diye gönderdiğimiz öğrenci bozuk bir hocanın eline düşerse bu sefer istediğinin tam tersi meydana geliyor. Dolayısıyla kürsülerdeki insanlar, ilahiyatta imam hatipteki insanlar, müftüler, vaizler, bunlar mutlaka bir şekilde dinine, namusuna, vatanına ve mukaddes değerlerine bağlı insanlar olmalı. Bize hani dışarıdan uydurulmuş, ülkemize katılmış bir takım yeni fikirler sokacak yerde kendi öz değerlerimizi, mukaddes değerlerimizi sahiplenecek ve millete fitne ve fesat yaymayacak. Belki milletin salahına, birleşmesine, mukaddes değerlerine bağlanmasına vesile olabilecek iyi alimler yetiştirmiş olacağız. Elhamdülillah, bugün itibariyle sayılarını tam bilmiyorum ama çok eski bir kurum değiliz. 50'ye yakın öğrencimiz değişik yerlerde imamlık, müezzinlik görevlerini yapmaktadırlar. Kısa zamanda bu kadar öğrencimiz değişik yerlerde görev yapıyorlar. Görev yaptıkları yerde de inanın ki o bölgede görev yapanlar içerisinde en kalitelilerdendirler. Müftülerin kendileriyle iftihar ettiği, okuyuşlarıyla, hizmetleriyle iftihar ettiği kişilerdendirler. Dolayısıyla bir 5 sene sonra, 10 sene sonra, 15 sene sonra üniversite camiasında da çok fazla hizmet eden, dinine, namusuna, vatanına bağlı, mukaddes değerlerine bağlı gerçekten her yönüyle örnek gösterilebilecek insanlarımız olmuş olacaktır. Bütün bu çalışmalarla biz herhangi bir şeyi ele geçirmek diye bir niyetimiz söz konusu değildir. Ancak hepinizin istediği, hepimizin istediği bir şey var. Ben çocuğumu ilahiyata gönderdiğim zaman hiç olmasa hocası Müslüman olsun. Doğru şeyler anlasın. Gelip de anasıyla, babasıyla, baba, anne sen şimdiye kadar yanlış inanıyordun, sizi yanlış kandırdılar, böyle değildir deyip de annesiyle babasıyla çatışmaya girecek olursa bunun adına din denmez ve dine yardım ve destek denmez. Fitne denir, başka bir şey olmaz. İmamlık yapıyorsa bir camide, müftülük yapıyorsa yaptığı hizmetlerin hakkını verebilecek, mutlaka vatanına sadık, asla hıyanetlik yapmayacak, mukaddes değerlerine gerçekten sadık kalmış, hıyanetlik yapmayacak kalitede olmasını mutlaka önemsiyoruz. Derdimiz budur. Derdimiz Ehl-i Sünnet merkezinde, Ehl-i Sünnet ve Cemaat merkezinde, mukaddes değerlerimize bağlı, saygılı, ilim sahibi, irfan sahibi insanları yetiştirerek camilerde efendim imam müezzin olarak, müftülüklerde müftü olarak, okullarda din dersi Arapça öğretmeni olarak veyahut da ilahiyatlarda yine bölümlerinde, değişik bölümlerde görev yaparak ülkemize, vatanımıza çok güzel hizmet edecek insanlar kazandırmak istiyoruz. Bu noktada da şu an itibariyle iyi bir noktaya geldik. Allah nazardan korusun diyorum. Biz hani şöyle diyeyim ben, bazıları bir yapar, on gösterir reklamla beraber. Biz on yapıp bir gösteren cinsteniz diyebilirim. Yani yaptığımız şeyleri bir başkası yapmış olsaydı, reklamı çok beceren birisi yapmış olsaydı kendisini çok farklı lanse ederdi. Türkiye'de bu hizmetleri yapan sadece bizizdir diyebilirdi. Ama biz 10 yapıp bir gösterdiğimizi söyleyebilirim. Bundan da rahatsız değiliz. Hani iyilik yap da denize at, balık bilmezse Halik bilir diye bir söz vardır. Dolayısıyla
Bu konuda samimiyet, ihlas önemlidir. Rabbim ihlastan, samimiyetten ayırmasın diyor. Ve ezan-ı Muhammed'e yaklaşıyor. Ben Hafız Efendi kardeşimizin okuduğu ayetlerden bir değerlendirme yapmak suretiyle inşallah vaktimizi değerlendireceğim. Birinci ayet-i kerimede Hafız Efendi dedi ki, ayet-i kerimede şu ayeti okudu Estağfirullah. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِعُلِ الْاَلْبَهِ Şüphesiz göklerin yaratılışında, yerlerin yaratılışında, gece ile gündüzün ihtilaf etmesinde akıl sahibi olan insanlar için ayetler vardır, ibretler vardır buyuruyor. Yerlerin yaratılışı işte denizleriyle, dağlarıyla, ovalarıyla, vadileriyle, ırmaklarıyla, nehirleriyle, münbit arazileriyle, çorak arazileriyle, her şeyle beraber insanoğluna hizmet etmeye çok elverişli olması bakımından, artık nereden bakarsanız bakın, topraktan yetişen bitkileri, meyveleri, sebzeleri, her birisi başlı başına bir ayettir. Allah'ın kudret ve azametine delalet eder. Göklerin böyle direksiz yukarıda durmuş olması, ay, yıldız ve yıldızların, güneşin oradan buraya aydınlık saçmış olması, yıldızların buradan gözükmüş olması, sayısız olmaları, hepsi Allah'ın kudret ve azametine delalet eden ayetlerdendir. Geceyle gündüzün ihtilaf etmesi, yani birisi kısalıyor, birisi uzuyor, sonra öbürü uzuyor, bu kısalıyor derken birbirini takip ediyorlar ve bunda da çok üstün bir nizam ve intizam var. 10 sene sonra dünyanın ömrü varsa, bugün sabah güneş kaçta doğacak, bunun hesabını yapabiliyoruz. Bu hesabı neye göre yapabiliyoruz? Çünkü Allah ذَٰلِكَ تَقْد۪يرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ Aziz ve alim olan Allah'ın ayarlamasıdır, ölçmesi ve biçmesidir güneşin akışı diyor. Dolayısıyla bunlarda ne vardır? Büyük ayetler vardır. Neye ayet var? Allah'ın kudret ve azametini delalet eden ayetler vardır. Bu ayetleri herkes görmez diyor, akıl sahibi olanlar için diyor Rabbimiz. Demek ki herkes bu ayetleri görmüyor. Kim görebiliyor? Akıl sahibi olanlar görebiliyor. Tefsirlerde şöyle var. وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ ف۪يهَا Bir insan bu ayetleri okur, dinler de gerçekten yerlerin göklerin yaratılışında, geceyle gündüzün ihtilafında tefekkür etmezse veyl olsun ona, yazıklar olsun ona der. Şimdi eskiden Beni İsrail'de, eski ümmetlerde ibadet türlerinde şöylesi vardı. Adam çekilir dağa, gece gündüz ibadet eder, her şeyden sıyrılır, ot yer, yeşillik yer, su içer. 50 sene, 60 sene ibadet eder. İbadet yaptığı zaman takriben 50-60 sene bu ibadeti gerçekleştirdiğinde ibadetinin kabul edildiğine dair kendisine bir şekilde bilgi ulaşır. İbadetin kabul edildi diye. Ortalama bu da 50-60 sene sürer. Tabi onların ömürleri 600 sene, 700 sene, 900 sene, 1000 sene. Bir tanesi 60 seneyi tamamlamış ama herhangi bir alamet zuhur etmemiş. Yani kabul edildiğine dair dünyadan sıyrılıyor, gece gündüz ibadet ediyor. Efendim 60 senelik ibadetini kabul edildiğine dair bir alamet başkalarında zuhur ettiği halde onda zuhur etmemiş. Neden acaba, nerede kusur ettim falan diye bir tanesi, bir Allah dostu gelmiş, demiş ki kendisine, yaptığın bir yanlışın var mı bu esnada? Düşünmüş taşınmış, bilemedim demiş. Hatırlayamadım demiş. O zaman başka bir soru sorayım sana. Demiş ki, ya acaba şöyle göklere doğru bakıp da ibret almadan gözünü geriye çevirdiğin hiç oldu mu? Ay'a baktın, yıldıza baktın, güneşlere baktın. Allah'ın ayeti olduğunu düşünmeden böyle gözünü geriye çevirdiğin oldu mu deyince derinden bir düşünmüş, demiş ya doğru ya. Geçenlerde böyle bir durum oldu, bir defa oldu dedi falan. Tamam dedi. Buradan kaybettin dedi. Yani adam 60 senelik ömür içerisinde, ibadetle geçiren ömür içerisinde göklere doğru bir defa bakmış ama ayet olarak düşünmeden gözlerini geri yerlere indirmiş. Bu onun 60 yıllık ibadetinin kabul edildiğine dair kendisine verilecek olan tabiri caizse sertifika verilmemiş oldu kendisine. Bir düşünün ki 60 senede bir defa ibretle bakmamış. Yani her defasında ibretle bakmış da bir defasında bakmamış.
Böyle olunca bir de bizim manzarayı düşünmek lazım. Bir defa dahi ibret nazarıyla bakmayınca elbette burada bizim açımızdan bir sıkıntı olur. Ne diyor Rabbimiz Celle Celaluhu? Akıl sahibi olan insanlar için ibret vardır. Kıymetli dostlar, uçakla beraber çıkıyoruz, yukarılara doğru çıkıyoruz. Yani göklere yaklaşıyoruz epey, yerdeki insanlara göre daha fazla yaklaşıyoruz. Yani gerçekten şimdi orada uçağı düşünmek vardır. Bir de gökteki, yani o manzarayı düşünmek vardır. Bunu yaratan kudret sahibini düşünmek vardır. Şöyle bir şey sorayım size. Eğer suda kaldırma gücü olmasaydı gemiler suda seyredebilirler miydi? Edemezlerdi. Yani sudaki kaldırma gücü ne yapıyor? Gemilerin denizdeki seyrini sağlıyor. Bizim de yüzmemizi sağlıyor, değil mi? Eğer suda kaldırma gücü olmasaydı biz de yüzemezdik. Atladığımız zaman batardık giderdik, taş gibi olurduk. O zaman denizdeki o kaldırma gücü neyse, sudaki kaldırma gücü neyse, havada da, hava boşluğunda da Allah Celle ve Aleyh Hazretleri eğer hava akımını kuşların uçmasına, rüzgarın uçmasına müsait hale getirmeseydi uçak uçamazdı. O yıldızların ve ay ve güneşin gökyüzünde direksiz ve zincirsiz durmuş olması, o büyük, dünyadan çok daha büyük güneşin, yıldızların var olmuş olması elbette Allah'ın kudret ve azametine delalet eden ayetlerdir. Ama akıl sahibi olan insanlar bunu fark ederler diyor. Yani affınıza sığınarak şöyle söyleyeyim. Bir affedersiniz inek yeşilliğe baktığı zaman ne gözle bakar? Karnını doyurmak gözüyle bakar. Ama bir çiftçi oradan ot kesip balya yapmak gözüyle bakar. Efendim bakan insanın bakmasına göre durum değişir. Eğer bir arsacı ise, emlakçı ise ne diye bakar? Burası kaça satılır? Burası efendim ifraz olur mu olmaz mı? Kaça gider, kaça gitmez falan? Yazlık mı olur, kışlık mı olur? O açıdan bakar. Ama insan olarak ortak bir fikrimiz şu olmalı. Yerlere, göklere baktığımız zaman evvela yaratanın kudret ve azametini görmek lazım. Bunu görmek için bir şey lazım. Nedir o? Akıl lazım. Çünkü Allah Celle Celaluhu akıl sahibi olan insanlar bundan ibret alırlar diyor, tefekküre ibret alırlar diyor, bu ayetleri görürler diyor. Peki akıl sahibi deyince akıl sahibi olmayan mı var? Değil mi? Mesela astronotlar vardır, uzay bilimcileri vardır. Bunlar çok zeki insanlar. Bizim onların eline su dökmemiz mümkün değildir bilgileri açısından. Astronomi ile ilgili, gök bilimleri ile ilgili onların eline su dökecek halimiz yoktur. Ama onlar çok incelikleri görüyorlar da, fakat o incelikleri yaratan Allah'ı göremiyorlar. Geçen de bir doktor kardeşimizle konuşuyordum, profesör. Dedim ki kendisine, ya biz dedim bir şeyi çözemiyoruz. Nedir dedi? Dedim mesela bir göz düşünelim, bir böbrek düşünelim, bir mide, bir kalp düşünelim, bir beyin düşünelim. Ya bunda o kadar sırlar var, o kadar sırlar var ki ya okuyorsunuz, okuyorsunuz bunu bitiremiyorsunuz. Sırlarını bitiremiyorsunuz. Peki bir kandaki hücrelere varıncaya kadar, bir böbrekteki inceliklere varıncaya kadar, bir beyindeki inceliklere varıncaya kadar, siz bunları bu kadar derinlemesini görünce sizin imanınıza kimsenin imanı yetişememesi lazım. Allah'ın kudret ve azametini siz çok daha mükemmel bir şekilde keşfediyorsunuz dedim. Dedi ki hocam işin sırrını ben sana söyleyeyim. Söyle dedim. Bunu okutan kişi eğer bu şekilde yönlendirme yaparsa anlaşılır, değilse hepsi biyolojik bir olay diye, bir kelimeyle doğa olayı diye geçiştirip gidiyor. Yani bakıştan bakışa çok önemli farklılıklar oluşmuş oluyor. Ama Mevla işi çözüyor bize. Kolay anlayacağımız şekilde söylüyor. Kimdir akıl sahibi olanlar? Hepimiz akıl sahibiyiz ama Mevla kendisi bu ayetlerden ibret alacak akıl sahiplerini şöyle tefsir ediyor. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ Ayakta otururken ve yatarken Allah'ı zikredenler var ya, işte akıl sahibi onlardır diyor. Kardeşler, dostlar, 2-2 daha 4 eder. Allah Celle ve Aleyh Hazretleri böyle diyorsa o iş bitmiştir, odur. Ne diyor Allah Celle Celaluhu? Akıl sahibi insanlar o insanlardır ki ayakta otururken yatarken Allah'ı zikrederler. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Ne kadar para o kadar köfte diyorlardı eskiden.
Ne kadar para o kadar köfte. Ne kadar zikir o kadar akıl. Yani akıl sahibi. Tamam, sen sana göre, ben de bana göre akıl sahibiyim. Ama Allah Celle Celaluhu akıl sahibi olan insanları tefsir ederken diyor ki, ayakta otururken, yatarken zikredenler var ya, işte onların kalbindeki bu zikir, bu zikir onların aklını, fikrini geliştirir, geliştirir, güçlendirir, güçlendirir, kuvvetlendirir. Ve yetefekkerûne fî halgı semâvâti vel arz. Artık onların kalplerin üzerinde, kalp gözün üzerindeki toz duman kalkmış olur. Ondan sonra akıl perdesinin üzerinde ne kadar kirler varsa izale olmuş olur. Bu zikirle beraber pırıl pırıl tertemiz olur. Kalp gözü görmeye başlar, kalp kulağı duymaya başlar ve tefekkür etmeye başlar. Yerlerin, göklerin yaratılışında tefekkür etmeye başlar. Ve yetefekkerûne fî halqis semâvâti vel ard. Yerlerin, göklerin yaratılışında tefekkür etmeye başlarlar diyor. Bunu kim söylüyor? Rabbimiz söylüyor. Ne diyor? Diyor ki, kulum sen ne kadar zikredersen o kadar akıllısın diyor. Benim değerlendirmem öyledir diyor Allah Celle Celaluhu. Onun değerlendirmesi %100 doğrudur. Başka değerlendirmeler ona uyarsa doğrudur, ona uymazsa doğru değildir. Öyleyse bir insanın hani astronomi ilimlerinde çok zirve olması yetmiyor. Eğer Allah'ı zikrediyorsa, o astronomide, göklerde olan o inceliklerin sahibinin Allah olduğunu anlar. Anladıkça da onun imanı güçlü ve kuvvetli olmuş olur. Efendim bu ayetleri görmüş olur. Bakın dostlar, ayakta otururken ve yatarken Allah'ı zikreden insanlar zikir, zikir, zikir devam ediyor, devam ediyor. Kalp uyanmaya başlıyor. Kalp uyanmaya başlayınca yerlerin, göklerin yaratılışına tefekkür etmeye başlıyor. Allah, bu topraktan elma, armut, dut, kiraz, karpuz, kavun, acı biber, tatlı biber, Allah Allah, bu nasıl oluyor? Toprak aynı toprak, su aynı su, hava aynı hava. Efendim, toprakta tat yok, renk yok, koku yok. Nasıl oluyor bunlar? Bütün bunlar da Allah-u Teala'nın kudret ve azametini tefekkür etmeye başlıyor. Tefekkür etmeye başlayınca öyle bir noktaya geliyor ki Allah ile konuşmaya başlıyor. Bakın ne diyor? Rabbena ma halakte hâdâ bâtıla. Ey Rabbimiz, sen bunları boşuna yaratmadın be. Mevla ile konuşmaya başlıyor. Yani kalp gözü açılıyor, açılıyor, zikir, 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 zikir. Kalp gözü açılıyor, tefekkür etmeye başlıyor. Allah'ın kudret ve azametini görünce Allah ile konuşmaya başlıyor. Ne diyor? Rabbena, ey bizim Rabbimiz. Ma halakte hâdâ bâtıla. Bunları boşuna yaratmadın. Sübhâneke fekina adâbinnâr. Allah'ım, sende zerre kadar noksanlık yoktur. Seni tesbih ve tenzih ederim. Fekina adâbinnâr. Ben kul olarak, biz kul olarak günahkar insanlarız. Haddimizi bilemedik, hakkımızı bilemedik, vazifelerimizi doğru düzgün yapamadık. Biz cehennemden kendimizi koruyacak güç ve istatata sahip olamadık. Sen bizi cehennem ateşinden koru Allah'ım diye kalpleri uyanınca, zikirle kalpleri uyanınca bana yalvarmaya başlarlar ve yalvarmalar esnasında bana böyle söylerler diyor Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri. Kıymetli dostlar, bu ayet-i kerime zaman zaman sohbetlerimde de ifade ettiğim gibi herkesi ilgilendiren bir ayet-i kerime olmuş oluyor. Ne demek herkesi ilgilendiren bir ayet-i kerime? Her birimiz Rabbimizin değerlendirmesinde akıl sahibi olmak isteriz. Hepimiz bunu isteriz. Peki hepimiz bunu istersek yolu nereden geçer? Nasıl olur? İşte bunun yolunu yine Rabbimiz kendisi beyan ediyor. Rabbimiz diyor ki, sen yerlerin, göklerin yaratılışındaki ayetleri görmek ister misin? Bu ayetlerden tesirlenmek ister misin? Bunun yolu, ayakta otururken, yatarken eğer Allah'ı zikredebiliyorsan, bu zikir yavaş 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 kalbindeki efendim kalp gözünü gördürmeye başlayacak, kulağını işittirmeye başlayacak, kısacası kalbin bütün fonksiyonları çalışmaya başlayacak. Çalışmaya başlayınca artık bu yerlerin, göklerin yaratılışında geceyle gündüzün ihtilaf etmesinde tefekkür etmeye başlayacak. Aa, bu nasıl oldu? Bu nasıl oldu diye tefekkür etmeye başlayacak. Bu tefekkür edince neyi görecek? Allah'ın kudret azametini görecek. Efendim, dolayısıyla bunu görünce de
öylesine Mevla'ya yaklaşmış olacak ki sanki Mevla ile direkt konuşmaya başlayacak. Rabbena ma halakte hâde batıla. Rabbim sen bunları boşuna yaratmadın. Sübhaneke fekine azâbennâr. Rabbena inneke men tudhilin nâra fekad ahzeyteh ve mâli zâlimine min ansâr. Kalp gözü açılınca Mevla'ya nasıl yalvaracağı ile ilgili ayet-i kerimeler devam ediyor. Rabbim ben sana sığınıyorum. Sen bir insanı günah sebebiyle, küfrü sebebiyle cehenneme yerleştirirsen adam rezil oldu, perişan oldu. Allah'ın rezilliğini, perişanlığını damgaladın sen. Biz sana yalvarıyoruz. Aman Allah'ım bizi cehennem ateşine koyma. Peygamberin yolundan yürümeye bizleri muvaffak eyle diye ayet-i kerimeler devam ediyor. Ezan-ı Muhammed'i okununca burada bırakmış olayım. Sözün özü ne oldu? Ne kadar para, o kadar köfte derler ya. Ne kadar zikir, o kadar akıl. Kime göre? Allah nezdinde. Allah Celle Celaluhu nezdinde ne kadar akıl sahibiyiz, ne kadar zikir varsa o kadar aklımız vardır. O kadar akıllı değerlendiriliyoruz. Rabbim bizi severek, şuurlu, bilinçli bir şekilde kendisini zikreden zakirlerden eylesin. Şükreden şakirlerden eylesin. Emru fermanına inkiyat eden salihlerden eylesin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.